Ben öncelikle bu gri liste ile ilgili bir iki kelime de belirtmek isterim. Şimdi gri listenin bir psikolojik etkisi vardı, bir de reel etkisi var. Şimdi listeden çıkarak aslında psikolojik etkisini bertaraf ettik. Ama Şeref abi ve Hakan abim de dediği gibi ülkeye yabancı kaynak girerse bu reel etkisini de göreceğiz. Bu ilk defa gri listeye Türkiye girmiyor. 2011'de daha önce girmiş, 2014'te çıkmış. 2021 Ekim ayında girmişiz. Şimdi tekrar yeniden çıktık. Ben bu süreçteki emeğe geçen herkese, başta İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Adalet Bakanı olmak üzere ben öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum ve diğer bakanlık personeline de. Dediğiniz gibi bu gri liste ile ilgili bir 40 standart var. Bu 40 standardı yerine getirirseniz listede yer almıyorsunuz. Bulunduğumuz ülkeler, gri listedeki ülkeler itibariyle baktığımızda Hırvatistan ve Bulgaristan haricinde geri kalan 18 ülke Afrika ülkesi. Zaten Türkiye orada olmayı hak etmiyordu. Bu 40 standartlar bir tanesi de bu kripto varlık düzenlemesi ile ilgili. Kripto varlık düzenlemesi zaten önceki gün yayınlanan resmi gazetede kanunlaşarak yürürlüğe girdi. Artık kripto varlık piyasasıyla ilgili düzenlemeler söz konusu. Bu kripto varlıklarla ilgili de tabii vergi torba yasa teklifinde de düzenlemeler var. Biliyorsunuz Sayın Hazine ve Maliye Bakanı bakanlığa geldiğinden bu yana çeşitli söylemleri var. O söylemler de aslında 2024-2026 orta vadeli programında yer alıyor. Orada yer verildi. Ne dedi o programda? Öncelikle dedi kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğiz. İkinci stratejik hedefte vergi kanunlarında yer alan vergi istisna muafiyet ve indirimlerini gözden geçireceğiz. Verimsiz olanları kaldıracağız, kapsamını daraltacağız, uygulama şeklini değiştireceğiz şeklinde. Bu geçen 2023 yılı Eylül ayından beri de bu konuda ciddi çalışmalar var. Biz bunu Ekonomi Gazetesi'nde de zaman zaman bu torba yasada olan düzenlemeler hemen hemen hepsini konuştuk biz. Gerek Hakan abiyle gerekse gazetede yazı yazarak bunları konuştuk. Burada tasarıda bunun bazı amaçları var. Ne diyor? Vergide güvenliğin sağlanması ve kayıt dışıyla mücadele OEP'ye uygun. İkinci amaç vergi adaletinin güçlendirilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergi tabanının genişletilmesi. Bu kısmen var torba yasanın içerisinde. Bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi. Bu da kısmen var. Vergilendirmede basitlik ve vergi uyumunun artırılması. Bu da kısmen var baktığınız zaman. Devreden KDV'nin azaltılması, cezaların etkinliğinin sağlanması. Bununla ilgili olarak çok sayıda çalışma yapıldı bugüne kadar. Maalesef nasıl oldu bilemiyoruz ama bir şekilde ilk çalışma, ilk ham çalışma sızdı, basına da sızdı. Ve bütün tartışma o ilk ham çalışmada yer alan düzenlemelerle ilgili olarak yapıldı. Mesela ne yapıldı bununla ilgili olarak? Garsonların bahşiş ücreti. Şimdi herkes bir yorum yaptı. Dedik ya o kadar hani Türkiye yüzyılından bahsediyoruz, başka şeylerden bahsediyoruz. Yani geri gelir bahşişin vergilendirmesi konusuna mı geldik dedi. Aslında bu tamamen teknik bir konuydu. Hani maliyede böyle teknik çalışmalar oldu. Ben de orada görev yaptım. Fakat o reform yasasının içerisine böyle teknik bir çalışmayı koyarsanız bu da ciddi şekilde tartışmalara neden olur. Ama şunu söyleyeyim. Burada kaybeden mali olmadı. Burada kaybeden garsonlar oldu. Net olarak belirttim. Konuldu mu yine diyorsun? Evet, onlar kaybettiler çünkü orada bir vergisi bir alan oluşturacaklardı. Maliye oradan KDV'den falan vazgeçiyordu ama şimdi torba yasanın dışına Ama çıkıyor. Abdullah Bey bir şey soracağım size. Şimdi genelde böyle küçük şeyleri yani tırnak içinde küçük diyorum. Tabii ki insanlar için gelir kapısı daha büyük olabilir ama küçük şeyleri konuşurken tablonun bütününü bazen kaybediyoruz. Hani dikkat dağıtmak dediğimiz bir şey var ya. Acaba bu vergiyle ilgili hani garsonlara bahşişten vergilendirmeyi konuşurken biz neyi kaçırıyoruz? Yani daha büyük ne geliyor da biz kaçırıyoruz? Şimdi Emlak gibi. taslak da en önemli düzenleme özel gider harcama bildirimi. Hani
bu kamuoyunda da nereden buldun olarak değerlendirildi, evet, ifade edildi. Orada Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, zaten o kendi projesi, genelde önceki dönemlere baktığımızda hep gelirden hareketli gidiyor. Nereden buldun? Bu kadar kazancı nereden elde ettin? Hatırlayın. O şekilde bir düzenleme yapıyordu. Ama ilk defa bu torba yasayla özel gider harcama bildirimi diye bir düzenleme eklendi. Sonradan gerçi çıkarıldı, şu anda öyle bir şey yok ama orada gelir eşittir harcama artı tasarruf. Öyle bir formül var. Diyor ki düzenlemeler, sen harcamalarını bir topla ve bunu izah et. Gelirini aşıyorsa bunu nasıl sağladığını izah edeceksin. Mesela 100 lira geliriniz var, 200 lira harcamışsınız. Diyor ki o gelirini aşan 100 lirayı bana izah edeceksin. Eğer izah edemezsen ben bunu kayıt dışı elde ettiğim kazanç olarak kabul edeceğim ve buradan gelir vereceğim. Bu çok tartışma aslında. Bunun bir gündeme getirilmesi lazım. Ama konjonktür olarak bu tartışılır. Yani akademisyenler falan tartışılıyor ama bunun olumlu ya da olumsuz etkisini tam olarak görebilmek için sahada olmak lazım. Mali sistemin içinde olmak lazım. O şekilde tartışılması lazım. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da eğer son anda bir değişiklik olmazsa nereden buldun denilen bu özel gider harcama bildirimi yok. Mesela şirketlere ve gelir vergisi mükelleflerine ciddi bir tutarla asgari vergiler getiriliyor. Vergi güvenlik önlemleri kapsamında. Mesela onu insanlar sonradan fark etti. Neden? Biz garsonun bahşişi, motokuryelerin vergilendirilmesi, yurt dışı çıkış harcı derken olay bu asgari vergilere geldi. Bu son derece önemli. Zaten iki gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı bu torba yasa teklifine iş dünyası temsilcileriyle konuştu. Onlara anlatıldı. Onlar da eleştirilerini ve uygun gördükleri, destekledikleri düzenlemeleri ifade ettiler. Hakan abiler zaten iş dünyasının içerisindeler, görüşmeler de yapıyorlar. En çok tepki gösterdikleri konu asgari vergi uygulamaları. Onunla ilgili olarak eleştirilerinde zaten yazılı olarak bildirmeye başladılar bununla ilgili. Onun dışında özellikle bu kayıt dışı ile mücadele... Orada geri adım var gibi galiba, değil mi? Asgari vergide sadece bu gelir vergisi tarafında oran %10 olarak belirlenmişti. Oran %5'e düştü. Ama şirketlerde asgari kurumlar vergisi oranı %10 olmaya devam ediyor.